24 ekranlarından günaydın. Ben Elif Akkayakutar, Analiz Sentez'le karşınızdayız. Analiz Sentez'de 1 saat 45 dakika boyunca konuklarımızla gündeme, siyasete, ekonomiye dair tüm başlıkları konuşacağız. Önce Ankara gündemi diyeceğiz. 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daştan'a gidiyoruz. Günaydın Mustafa Daştan, kolaylıklar diliyoruz. Günaydın Elif Akkayakutar. Ben de size ve tüm ekibimize kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet, İsrail Hamas arasındaki çatışmalarda 5. günde ne yazık ki geride bıraktık. Aynı şiddetiyle devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculukta öncü rol oynadığını görüyoruz. Esir takası için devrede. Evet. Son gelişmeler neler? Hem İsrail Hamas cephesinde hem de Ankara'daki adımlar cephesinde. Şimdi yaklaşık 2 dakika önce editörümüz Elif bir mesaj atmış. İsrail ordusu kara harekatı için henüz verilmiş bir karar yok. Ancak kara harekatına hazırlanıyoruz açıklamasını yapmış. Tabii bu kara harekatına hazırlanıyoruz açıklaması aslına bakarsanız bir süredir de beklenen bir durum. Zaten önce hava harekatı, arkasından da bir kara harekatının bölgeye yapılabileceği yönünde güvenlik uzmanlarının konuşmaları vardı. Ancak bu kara harekatı İsrail'e ne kadar fayda sağlar? Orası bir soru işareti. Yani siz ne kadar düzenli bir ordu olursanız olun, meskun mahal çatışmaları her zaman için daha farklı stratejiler gerektirir, daha farklı tecrübeler gerektirir. Dünya üzerinde bu meskun mahal çatışmalarını, yani meskun mahalden kastım şu anda belki bizi izleyenlerimiz anlamıyor olabilir. Bir şehrin içerisine girip, bir köyün, bir yerleşim yerinin yani içerisine girip o yerleşim yerindeki size karşı olan hedefleri teker teker etkisiz hale getirme, karadan etkisiz hale getirme, bunun stratejisi çok farklıdır. Yani cephe savaşı, bölge savaşı gibi değildir. Daha farklı stratejiler gerektirir, daha fazla yetkinlikler, daha farklı tecrübe konuları gerektiren konulardır. Ve İsrail ordusunda da güvenlik uzmanlarıyla yaptığımız konuşmalarda eğer ki bir kara harekatı olursa ve bu kara harekatı meskun mahallede gerçekleşirse, ki şu an için meskun mahallede gerçekleşeceği görünüyor. Çünkü yaptığımız bütün yayınlarda da sürekli olarak kent merkezlerinden, şehir içlerinden görüntüler veriyoruz. Bu noktada bu kara harekatı İsrail ordusu için çok sıkıntılı olabilir. Sadece İsrail ordusu değil, tabii ki ordunun alacağı burada herhangi bir başarısızlık zaten siyaseten de şu an için eli güçsüz olan Netanyahu hükümetini de etkileyecektir. Diğer taraftan baktığımızda şimdi 5 gün geride kaldı. Bu 5 günlük süre zarfı içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı, İsrail tarafında hayatını kaybedenlerin sayısı 1300'e yükseldi. İsrail'in verdiği karşılık sonrası hayatını kaybeden Filistinli sayısı da 1100'e ulaştı şu an için. Hamas ve İsrail arasındaki çatışmada İsrail'in yaptığı saldırılarda 1300 kişi, Hamas'ın yaptığı saldırılarda da 1100 kişi hayatını kaybetti. Şu an için elimizdeki rakamlar en azından bu şekildeki, gün içerisinde daha da fazla artıyor ne yazık ki. Çünkü dün sabah verdiğimiz rakamları hatırlıyorum ben, 900 civarında falan demiştik yanlış hatırlamıyorsam. Şu an için rakamların çok daha fazla arttığını söyleyebiliriz. Diğer taraftan tabii ki bölgede özellikle İsrail'in kullandığı silahlar, İsrail'in kullandığı bombalar da bir taraftan tabii sorgulanıyor ve bakılıyor. İsrail savaş uçakları Gazze'ye yine fosfor bombalarıyla saldırdı Elif. Yani fosfor bombaları yasaklı olan bombalar biliyorsunuz. Bunlar kullanılmaz. Misket bombası, fosfor bombası. Ama daha öncesinde de biz bu tarz bombalarla ne yazık ki oradaki İsrailli sivillerin üzerine ateş açıldığını biliyorduk. Bu İsrail'in 1980 konvansiyonel silahlar sözleşmesi kapsamında yasaklanan fosfor bombasını ilk kullanışı değil. Daha öncesinde de kullanmıştı zaten. Özellikle İsrail abluk altındaki Gazze şeridinin kuzeyinde nüfusun yoğun olduğu Kerama bölgesine fosfor bombalarıyla saldırıyor. Yani nüfusun yoğun olduğu bilinen bir bölge. Bunu biz biliyorsak İsrail hayli hayli biliyor. Çünkü İsrail yıllardır zaten bölgeye saldırılar gerçekleştiriyor. Hani nereden vuracağını, nasıl can yakacağını gerçekten iyi biliyor. Bu son 5 günde gördüğümüz sahne bu şekilde. Ve bakıyoruz sivillerin en yoğun olduğu bölgelere kullanılması yasaklanan
fosfor bombalarıyla ne yazık ki saldırılar gerçekleştiriyor. Filistin Dışişleri Bakanlığı sosyal medyadan bir açıklama yaptı bu konuyla alakalı. İşgalci İsrail, Filistinlilere karşı uluslararası yasaklı olan beyaz fosfor kullanıyor ifadelerine yer verdi açıklamasında. Filistin Dışişleri Bakanı da yaptığı açıklamada. NATO Genel Sekreteri, bir de konunun tabii ki NATO boyutu var. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de yine konuya ilişkin açıklamaları vardı. Filistinlere yönelik katliamlarını sürdüren İsrail'e orantılı güç kullanması yönünde çağrıda bulundu. Şimdi İsrail kanadının cumartesi günü yaptığı açıklamada şöyle bir hatırlayacak olursak. Cumartesi günü işte Hamas tarafının yaptığı saldırılar bolca sosyal medya üzerinde gündeme getirmişti biliyorsunuz. Daha sonrasında yine bazı televizyon kanalları ve bazı sosyal medya araçları tarafından Hamas'ın gerçekleştirdiği saldırı tekrar tekrar gündeme getirildi. Ekranda tutuldu. Özellikle Hamas'ın gerçekleştirdiği saldırı. Sanki İsrail tarafı hiç diğer tarafta sivillere yönelik bir saldırı gerçekleştirmiyormuş gibi. Bu da bence ikircikli bir tutum. Çünkü siz bir tarafı tamamen mazlum, bir tarafı da tamamen sanki şey gösteriyorsunuz, yani saldırgan bir tavır gösteriyorsunuz. Çünkü bunlar yıllardır devam eden olaylar olduğu için, yani İsrail'in de daha öncesinde yaptığı pek çok şey var. Ha, bu Hamas'ın yaptığını daha meşru hale getirmiyor. Orası ayrı bir tutum. Yani çok güzel bir söz vardır. Savaş ne zaman kaybedilir? Savaş düşmanına benzediğin zaman kaybedilir. Yani sen burada ben bunları söyleyerek Hamas'ın yaptığını da pürak bir şekilde savunuyor değilim. Tamamen yanlış. Oradaki sivillerin, oradaki gencecik insanların üzerine paramotorla yapılan silahlı saldırıyı dünyada ben insanım diyen hiç kimse zaten savunamaz. Orası ayrı bir yer. Ama siz saatlerce sadece bir tarafın gerçekleştirdiği saldırıyı ekranda tutup diğer tarafın gerçekleştirdiği saldırıyı da görmezden gelirseniz diğer tarafta zaten ben bütün güçlerimle saldıracağım dedi. Daha sonrasında da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Filistinlere yönelik katliamlarını sürdüren İsrail'e orantılı güç kullanması yönünde çağrıda bulundu. Ya bu çağrı ne kadar cevap bulur? Bu zamana kadar pek çok kez de çağrıda bulunmuşlar. Cevapsız çağrı. Yani Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden de belki yeni kararlar çıkacak. Biliyorsunuz yani kınanmaya alışkın daha doğrusu İsrail yani. Artık deri o kadar kalınlaşmış ki ne derseniz deyin. Onlar yine bildiklerini okuyacaklar. Daha farklı adımlar atılmalı. İsrail'in vereceği karşılığın orantılı olmasını beklediğini ifade eden Stoltenberg, bu çatışma devam ederken masum sivillerin ölmesini önlemek için İsrail'in elinden geleni yapmasını önem taşıyor dedi. İsrail ne yaptı? Fosfor bombasıyla en kalabalık olan şehirleri vurdu. Orayı da yeniden bir kez daha izleyenlerimize söyleyelim. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısındaydı. AK Parti grup toplantısında İsrail ile Hamas arasındaki bu gerginliğe yönelik yine önemli açıklamalar yaptı. Özellikle örgüt konusu, burada Erdoğan'ın açıklamaları arasında örgüt başlığı çok dikkat çekici. Çünkü diyor ki Erdoğan, İsrail diyor, hiç beklenmeyen bir konuma itilebilir. İsrail devlet gibi değil, örgüt gibi davranırsa sonunda örgüt muamelesi görür. Yani benim az önce söylediğim şey, düşmanına benzersen, düşmanından farkın kalmazsa savaşı zaten o sırada kaybedersin. Yani bu zamana kadar Filistinli sivillerin, Filistinli masumların verdiği o haklı mücadele şu an için Hamas'ın gerçekleştirdiği bu saldırıyla beraber bir gölge düştü üzerine. Ve önümüzdeki günlerde İsrail'de zaten buna verdiği karşılıklarla beraber, şimdi Hamas'ın yaptığı bir hata, bir yanlış. Bu yanlış zaten çoğu devlet tarafından dünyada kabul ediliyor. Diğer taraftan İsrail'e bakıyorsunuz, İsrail'in de işte ondan aşağı kalır yani yok. İsrail'de gidiyor, sivillerin en yoğun olduğu yerleri yasaklı bombalarla vuruyor. Çok net bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan bir örgüt gibi değil, bir devlet gibi davran, bir devlet gibi muamele gör mesajını gönderdi Netanyahu'ya. Eğer ki devlet gibi davranmaz da Hamas da aynı şekilde davranırsan, sen de masum, sivil fark etmeksizin oraları ateş altına alırsan daha sonrasında örgüt gibi muamele görürsün mesajını gönderdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. İsrail ne hale geldi, Filistin ne hale geldi sözleriyle beraber 1948'den itibaren özellikle Filistin topraklarında başlayan İsrail işgalinde net bir şekilde ortaya koydu o haritalarla. Daha öncesinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aynı haritayı gösterdiğini biliyoruz. Bir kez daha aynı haritayı gösterdi ve daha eski anlaşmazlıkların çözülebilmesi için iki devletli çözümün şart olduğunu da bir kez daha vurguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail ve Hamas arasındaki bu gerginlik konusunda. Beşinci gündeyiz.
Bir kez daha söyleyelim. Hayatını kaybedenlerin sayısı İsrail tarafında 1300. İsrail'in verdiği karşılık sonrası, yani İsrail'in yaptığı saldırılar sonrası. Bu karşılık ifadesi biraz olayı yumuşatıyor. Yani o karşılık ifadesi çok doğru olmayabiliyor orada. Şimdi Hamas saldırıyor. Hamas'ın yaptığı saldırılar sonrasında İsrail'de 1300 kişi hayatını kaybetmiş. İsrail tarafı vuruyor, saldırıyor. İsrail tarafının yaptığı saldırılarda da Filistin tarafında 1100 kişi şu an için hayatını kaybetmiş. Bunlar son rakamlar. Şöyle baktığımızda kara operasyonu için tabii bölgede bir hazırlık var. Kara operasyonu için dün itibariyle tankların da sınır bölgelerine intikal ettirmeye başladığı bilgisi yine haber merkezimize ulaşmıştı. Tabii ki gün boyunca muhabirimiz İlayda ve Uğur bölgedeler. Uğur'un göstereceği görüntüler İlayda'nın anlatımıyla beraber bölgede neler olup neler bittiğini izleyenlerimiz yine 24 televizyon ekranlarından takip edecekler. Elif Hakkı Ekuter. Evet, senin de söylediğin gibi İlayda ve Uğur bölgedeler, en zor haber nöbetlerinden birindeler. İlerleyen dakikalarda da onlara bağlanacağız, belirtelim. Ve de şimdi grup toplantısında başka hangi başlıklar vardı diye soracağım ama öncesinde gerçi anlattıklarının içinde yer yer vardı ama Cumhurbaşkanı Erdoğan çok ciddi bir Filistin diplomasisi süreci yürütüyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşmüştü önceki gün. Dün de Ürdün Kralı 2. Abdullah'la, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun'la ve Suudi Arabistan Veliahtı Prensi Muhammed Bin Selman'la telefonla görüştü. Bu görüşmelerden de biraz bahsedelim mi? Şimdi Guterres'le yapılan görüşme önemli, özellikle uluslararası alanda barışla alakalı atılabilecek adımlar konusunda. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapılan görüşme, tabii bu Putin'le yapılan görüşmenin farklı boyutları da var. Yani nasıl diyeceksiniz? Şimdi hem bölgedeki barışın sağlanabilmesi için Türkiye bir diplomatik ittifak kurma peşinde, yapılan bütün görüşmeler bunun için aslında bakarsanız. Yani liderlerin ortak bir zeminde, ortak bir görüşte birleşip bundan sonraki diplomatik adımlarını da buna göre atmaları için yapılan temaslar bunlar. Ama Putin'le yapılan görüşmede tabii ki bu İsrail ve İran arasında çıkması beklenen olası bir kriz de yine Rusya'yı bu işin içerisine çekiyor. Yani Rusya her ne kadar belki de bu işin dışında kalmak istese de, çünkü Ukrayna'daki savaştan dolayı Putin aslına bakarsanız orada çok yoruldu. Yani Rusya olarak çok yoruldular. O Ukrayna savaşı Rusya'nın ekonomisini de, Rusya'nın askeri gücünü de, Rusya'nın önümüzdeki belki de bu yıllar içerisinde hayata geçireceği pek çok projesini de hep sekteye uğrattı. Orada Rusya yeni bir çatışmanın içerisinde, yeni bir ateş çemberinin içerisine çok girme taraftarı değil. Ama ister istemez İran'la arasındaki ilişkilerden dolayı Rusya da biraz bu çatışmanın içerisinde kalıyor gibi. Çünkü İran'la alakalı hala söylentiler devam ediyor. Biliyorsunuz orada Hamas'a İran'ın verdiği bir destek vardı. İran kanadından hala Hamas'a destek açıklamaları geliyor. İsrail bu açıklamaları yakından takip ediyor. Ve bir takım güvenlik uzmanları da diyor ki İsrail ve İran arasında en kısa sürede bir sıcak çatışma yaşanabilir. Ki bu sıcak çatışma olursa Putin de taraflardan birisi haline gelecek. Ürdün Kralı, Cezayir Cumhurbaşkanı ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi. Şimdi baktığımızda Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile yapılan görüşme tabii ki bölgedeki birliğin ve beraberliğin yeniden tesis edilebilmesi ya da barış ortamının sağlanabilmesi açısından önemli. Çünkü sadece Filistin topraklarıyla sınırlı kalmadı, biliyorsunuz. Lübnan tarafına atışlar vardı. Mısır keza bu noktada yine İsrail'in tehditlerine hedef konumunda şu anda. Bir taraftan da bölgede şöyle bir şey var. Şimdi Netanyahu'nun yaptığı açıklamaları hatırlarsak, Orta Doğu'nun haritasını biz yeniden çizeceğiz diyor. Hani o da bazen kendi boyunu aşan cümleler kullanıyor. Tamam, yani İsrail'de, Yahudi lobisinde, Ermeni lobisinde bu tarz şeyler normaldir zaten. Kendi boylarını aşan cümleler kurmayı çok sever onlar. Yok bize Orta Doğu'nun haritasını yeniden çizeceğiz, yeniden şekillendireceğiz falan fistan. Ya birazcık bu kendisini dev aynasında görmek gibi bir durum. Netanyahu hükümeti için söylüyorum bunu. Yani herhangi bir devlet üzerinde söylemiyorum. Netanyahu ilk önce kendi koltuğunu bir sağlama alsın. Kendi koltuğunu sağlama aldıktan sonra cetvelle bir şeyler çizer
kağıdın üzerine. Ama o Orta Doğu haritasının sınırları olmaz yani, orası kesin. Tabii bu görüşmelerin hepsi önemli. Bu görüşmeler Cumhurbaşkanı Erdoğan daha öncesinde de biliyorsunuz görüşmeler gerçekleştirdi, görüşmeler yaptı. Diğer devlet başkanlarıyla ilk gün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, biliyorsunuz İran Dışişleri Bakanı, yine Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, diğer ülkelerin Mısır Dışişleri Bakanı, Lübnan Dışişleri Bakanlarıyla yaptığı görüşmeler vardı. Bu barış diplomasisi devam ediyor. Yani bu barış diplomasisini şimdi bir yandan Hakan Fidan yürütüyor, bir yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yürütüyor. Hakan Fidan Dışişleri Bakanları nezdinde kendi mevkidaşlarıyla görüşüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yine kendi mevkidaşlarıyla, devlet başkanlarıyla, yöneticilerle telefon diplomasisini sürdürüyor. Önümüzdeki günlerde de anladığımız kadarıyla, çünkü bu tarz durumları ne yazık ki uzun süredir yaşıyoruz, uzun süredir bölgemizde gerginlikler çıkıyor. İşte Rusya-Ukrayna Savaşı mesela buna en büyük örneklerden bir tanesidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan orada da tansiyonun düşürülebileceği noktaya kadar çok uzun süre hep bir telefon diplomasisi yürütmüştük. O telefon diplomasisi şu an farklı aşamalarda halen devam ediyor. Anlaşılan o ki önümüzdeki günlerde bu telefon diplomasisi devam edecek. AK Parti grup toplantısı dedik. AK Parti grup toplantısında tabii tek konu sadece Filistin konusu değildi. Yani Filistin ve İsrail konusu değildi. Türkiye'nin bile kendi meseleleri var. Mesela terörle mücadele, terörle mücadelede hava harekatlarıyla alakalı Cumhurbaşkanı Erdoğan teröristlerin her birini imha edeceğiz ve son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar da bu hava harekatlarımız bitmeyecek ifadelerini kullandı. Önemli bir mesajdı. Önümüzdeki günlerde yine yeni operasyonların gerçekleşebileceğinin de sinyalini verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi yerel seçimler tabii ki bir taraftan merak ediliyor. Yerel seçimler 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan mevcut belediyelerimizi elimizde tutarken Ankara başta olmak üzere durmak yok ifadelerini kullandı. Seçimlerde sürprizi karşımızdakilere yaşatmak istiyoruz dedi. Yani Ankara ve İstanbul'un alınması için bir çaba, bir çalışma haritası çizdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yine grup toplantısındaki grup toplantısının kapalı bölümünde de yine milletvekillerine önemli mesajlar verdiğini biliyoruz Erdoğan. Erdoğan muhalefetin genel seçimlerden bu yana içinde bulunduğu sürece de ayrı bir parantez açtı. Bizim bıraktığımız her boşluk muhalefetin yalanlarıyla dolacaktır. Bunların gündeminde sadece asansöre kimin bineceği var ifadesiyle muhalefetin basit gündemler peşinde koştuğuna da bir kez daha işaret etmiş oldu. Tabii bu haksız fiyat artışları, biz fahiş fiyatla mücadele ediyoruz. Belki de son zamanlarda Erdoğan'ın verdiği mesajlardan en sertini aslına bakarsanız grup toplantısında duyduk. Enflasyonun ve yol açtığı sorunların üstesinden gelecek bir program uyguluyoruz. Ülkemizdeki hayat pahalılığı akılla izah edilemeyecek noktaya ulaşmıştır. Biz güven iklimini güçlendirdikçe fırsatçılar da sürekli olarak fiyat artışına gidiyor. Millet bu fırsatçıların malını satın almayarak ahlaksızlığı ifşa ederek cevap versin dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yani net bir şekilde tüketiciye fırsatçılık gördüğünüz zaman oradan alışverişi kesin mesajını da gönderdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii çıkışlar içerisinde, yaptığı konuşmalar içerisinde dikkat çeken bir nokta da vardı. Cumhur İttifakı'nın kapısının herkese açık olduğunu söyledi. Tabii şimdi Cumhur İttifakı'nın kapısının herkese açık olduğunu söyleyince Erdoğan, acaba ittifak genişleyecek mi, yeni bir parti mi girecek sorusu da akıllara geliyor. Bu noktada Erdoğan'ın grup toplantısı çıkışında gazeteci arkadaşlarımız, muhabir arkadaşlarımız bu soruyu yönelttiler. Yani tamam, kapı herkese açık ama kimi kastettiniz? O da yine herkes gelebilir, herkese bizim kapımız açık dedi. Bir muhabir arkadaşımız İyi Parti'ye de mi sorusunu yöneltti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan evet ifadesini kullandı. Yani bu herkese kapımız açık ifadesinin buradan İyi Parti'yi de kapsayacak şekilde olduğunu bir kez daha belirtelim. Daha öncesinde de biliyorsunuz MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yine yerel seçimlerle alakalı bir komşuluk çağrısı olmuştu İyi Parti Genel Merkezi'ne. O çağrı çok da hoş karşılanmadı. İşte İYİ Parti tarafından, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları tarafından bir ret açıklaması gerçekleştirilmiş. Daha sonrasında da Meral Akşener cevap vermişti. Ama dün bu kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir kez daha bir ittifak çağrısı olarak nitelendirilebileceğimiz mesaj gönderildi. Çok teşekkür ediyoruz 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan. Kolaylıklar diliyoruz size ve ekibinize. Analiz sentezde de kısacık bir araya gidiyoruz.
Analisten tez devam ediyor. Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel bizimle beraber. Melik Yiğitel günaydın. Hoş geldiniz Analisten teze. Günaydın, merhabalar sevgili Elif, sevgili hocam, Ali Fuat hocam, günaydınlar. Evet ve siyaset bilimci, doçent doktor Ali Fuat Gökçe hocam, günaydın. Siz de hoş geldiniz Analiz Sentez'e. Günaydın Elif Hanım, günaydın Melik Bey. Sesinizi duydum biraz önce de, güzel günaydınlar. İyi yayınlar diliyorum. Evet, ne yazık ki boğazımızı düğüm düğüm eden gündemimize döneceğiz ama öncesinde bir Melik Yiğitel'i tebrik etmek istiyorum. Türk Medya Ailesi teşekkür olarak ederim. Bir ödül daha aldı. 26. Geleneksel Tüketici Ödülleri'nde tüketicinin korunması adına kamuoyunu bilgilendirici yayınları nedeniyle sevgili Melik Yiğitel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldığı ödülünü, o görüntüleri de getiriyoruz ekranlara. Tebrik ediyoruz. Bir de tabii bu süreçte, bu enflasyonla mücadele sürecinin biz Analiz Sentez'de de, kahve molasında da, reel ekonomide de sürekli topyekün bir mücadele gerektirdiği konuşuyoruz. O anlamda da çok önemli, çok değerli bir ödül değil mi Melik Yiğitel? Doğru. Vallahi yani çabalarımız karşılık buldu. Ona mutlu oldum işin doğrusu. Çünkü biz hep şey dedik ya, bu ekonomik bir türbülans ve bu türbülansta el birliğiyle çıkabiliriz. Özellikle tüketicilerin bilinçlendirilmesi konusunda, nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda sürekli yazılar yazdık, yayınlar yaptık. Karşılık bulması beni mutlu etti. Tören de harika bir törendi. Yani gerçekten çok iyi organize edilmiş. Sayın Ömer Bolat ev sahibi, Ticaret Bakanı sağ olsun. Çok emek vermişler. Böyle hani sıfır hatayla harika bir tören. Sayın Cumhurbaşkanı'nın zaten hani gözetimde yapıldı. Kendisi de çok güzel, şık bir konuşma yaptı. Sonra da sağ olsun ödülleri bizzat kendisi vermek istedi. Onu da ayrıca mutlu olduk. İşte benim Grammy ödülü de burada. Evet. Tebrik ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Yani bütün Türk medya ailesi adına aldım bunu. Dolayısıyla bu hepimizin ortak ödülü. Hepimiz için saklayacağım bunu. Ama istersen Elif sana gönderebilirim. Yani biraz sende de kalabilir yani istersen. Vallahi isterim. Ya da ben saklayayım sizin adınıza. Vallahi, tamam. Vallahi isterim. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Çok tebrik ediyoruz tekrar. Gerçekten dediğim gibi bu sağ süreçte olun. De çok, çok önemli, değerli bir ödül. İlerleyen dakikalarda da zaten ekonomi başlıklarına geçtiğimizde bu konuya da tekrar değinmek istiyorum. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın zincir marketlere çağrısını genişletti. Tekstil, beyaz eşya sektörlerine de çağrıda bulundu ki ben de dün şöyle bir market gezisi yaptım. İzlenimlerimi de aktarmak istiyorum ve o konuya da değinmek istiyorum diyelim ve ne yazık ki kaçamadığımız işte hepimizin boğazını düğüm düğüm eden gündemimize geri dönüyorum mecburen. Ali Fuat Hocam, bugün 6. gün, çok fazla gelişme var. Bir taraftan işte bombalar atılmaya devam ediyor. İsrail ordusunun kara harekatı için henüz verilmiş bir karar yok, ancak kara harekatına hazırlanıyoruz sözleri var ki biz aslında kaç gündür işte İsrail ne kadar ileri gidebilir konuşuyoruz. Çünkü Hamas'ın elinde de rehineler var. Dolayısıyla ne kadar ileri gidebilir, kara harekatı başlatabilir mi noktasını konuşuyoruz. Ama tabii bu yeni gelişme biraz galiba o soru işaretini kaldırıyor gibi görünüyor. İsterseniz bu başlıkla başlayalım. Sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiğini konuyla ilgili ve bu konuda öncü olacağına dair başlığımızla devam ederiz. Buyurun Ali Fuat Hocam. Evet, teşekkür ediyorum Melik Hanım. Ben de Melik Yiğitel'i kutluyorum. Melik Bey her zamanki gibi güler yüzüyle. Sağ olun hocam. Törene de neşe katmış anlaşılan, öyle gözüküyor. Tam ödülü alırken de. Çok teşekkür ederim hocam. Gerçekten bulunduğu her ortama neşe katıyor Melik Yiğitel. Her ortamda neşe katıyor. Sağ olun. Biraz önce programa başlamadan çok önce sağ olun hocam. Salona girişi de çok tatlıydı. Sesi geldi. O da benim çok hoşuma gitti. Evet, tebrik ediyorum Melik Bey. Sağ olun. Sağ olun hocam. Evet Elif Hanım. Evet, cumartesi sabahtan itibaren bir kabusa uyandı aslında dünya. Bu kabus bekleniyor muydu? Bekleniyor. Şöyle bir şey. Şimdi 1948'den beri
yaşanan travmalar var. Ve bu o yaşanan travmalar nesilden nesile aktarılıyor. Yani bunu artık işte düşünün, şu anda bombalıyor İsrail ve sizin orada yakınlarınız ölüyor, çocuklarınız ölüyor, büyükleriniz ölüyor. O çocuklar ya da gençler, adına kim derseniz, yaşı önemli değil. Onlar yaşadıkları acıları, yaşadıkları travmaları nesilden nesile aktarıyorlar. Ve bu da İsrail, orada, o bölgedeki İsrail sorunu diyorum. Bakın İsrail orada bir sorundur. Filistin sorunu yoktur orada. İsrail sorununu daha da ileri seviyeye getiriyor, götürüyor. Bitmez bir noktaya getiriyor. Şimdi neden bekleniyordu dedim. Çünkü İsrail'in o bölgede artan bir baskısı, zulmü, şiddeti vardı. Bunu İsrail de bekliyordu. İsrail de burada Hamas'tan bir tepki bekliyordu. Ama Hamas'tan bu kadar sert bir tepki beklemiyordu bana göre. Çünkü İsrail'in belki de bir iki ay içerisinde o bölgeye, Gazze bölgesine operasyon yapacağına dair duyumlar da vardı. Yani kendisinin belirlemiş olduğu politika nezdinde küçük çaplı da olsa bir operasyon yapmayı planlıyordu. Ama Hamas ondan önce davranarak ve onun beklemediği zamanda ve yerde ve büyük çapta bir operasyon yaparak İsrail'i bugüne kadar, İsrail'i hükümetini ve İsrail halkını bugüne kadar hiç görmedikleri bir baskıya maruz bıraktı ve hükümet üzerinde, İsrail hükümet üzerinde de baskın tesiri yaptı. Şimdi askeri literatürde bu baskın tesiri vardır. O da işte biraz önce belirtmiş olduğum gibi yer ve zaman. Yer ve zamanı kısıtta karşı tarafa bildirmeden, sezdirmeden, istihbaratını aldırmadan yaparsanız bu saldırıyı ve o zaman baskın tesiri elde edersin. İşte Hamas da baskın tesiri elde etti. Peki bunun sonucu ne oldu? Bakınız Elif Hanım. Melik Bey bana katılır mı bilmiyorum ama bunca zaman o bölgede meydana gelen olaylarda hiçbir İsrailli'nin ülkeyi terk etmediğini görüyordum. Ama bu sefer terk ediyorlar. Bugüne kadar olan olaylarda, evet, bugüne kadar olan olaylarda Batı'nın bu kadar sert tepki verip İsrail'in arkasında sıkı sıkıya durduğunu görmedim. Daha diplomatik açıklamalar yapılıyordu. Daha yumuşak açıklamalar yapılarak belki ateşkes ya da işte orada silahların susması yönünde açıklamalar yapılıyordu. Ancak bu sefer daha birinci dakikadan itibaren başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere bütün batılı ülkeler şiddetle tepki verdi. Bu da neyi gösteriyor? Burada hakikaten İsrail hükümeti nezdinde ve İsrail halkı üzerinde bir baskın tesiri yaratılmış ve işin en önemlisi psikolojik eşik aşılmış, psikolojik üstünlük Hamas'ın eline geçmiştir. Bu iki sebepten dolayı. Bugüne kadar psikolojik üstünlük daima İsrail'deydi ama bu operasyondan sonra psikolojik üstünlük tamamen ve tamamen Hamas'ın elindedir. Şimdi savaşlarda psikolojik üstünlük önemlidir. Mesela Kurtuluş Savaşı'nda Yunan ordusu Sakarya önlerinde en son taarruz yaparak adeta son mermisini atarak savaşma azim ve iradesini, yani taarruz etme azim ve iradesini kaybetmiştir. Ondan sonra psikolojik üstünlük o zamanki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne geçmiştir. Burada da aynısı oldu. Bu muharebelerde psikolojik üstünlük önemlidir. İşte İsrail halkının ülkeyi terk etme çabası ve Batı'nın vermiş olduğu destek bunun göstergesidir. Ve Hamas da İsrail'in bu operasyondan sonra Gazze'yi yoğun bir şekilde bombalamasına rağmen aradan 2-3 gün geçtikten sonra Aşkelon'daki hedeflere saldırması Hamas'ın da bu savaşı, uzun süreli savaşı göz aldığında göstermektedir. Peki neden bu çatışma çıktı? İşte biraz önce arka planını söyledim ama Elif Hanım bakın şunu mutlaka belirtmek lazım. Eğer o bölgenin haritası hem Batı Şeria'yı gösteren hem de Gazze'yi gösteren harita varsa arkadaşlar gösterirse ekrandan onu izah etmek istiyorum müsaadenizle. Tabii ki. Şimdi, hocam. Evet.
Şimdi bakınız, bu savaşı da Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler'de yapmış olduğu bir konuşma var. Orada bir harita göstererek yaptığı konuşma var. O haritada kendisinin normalleşme anlaşmasını yaptığı ülkeler, Arap ülkelerini gösteriyor. Ardından da şu konuşmayı yapıyor. Suudi Arabistan, Ürdün'den gelecek olan mallar, yollar, ticaret yolları, yolu İsrail üzerinden Avrupa'ya gidecektir. Bu bize neyi hatırlatıyor? Bu bize G20 zirvesinde açıklanan, Biden tarafından açıklanan o Hindistan'dan çıkıp Avrupa'ya giden ticaret yolunu açıklıyor. Orta Doğu, Hindistan, Orta Doğu, Avrupa ticaret yolunu hatırlatıyor. Hocam, şimdi, harita bakın, evet, geldi ekrana. Evet, şimdi 1949-67 haritasına bakalım, 3. haritasına. Hı hı. Bakınız, orada Gazze'nin en kuzey doğu ucuyla Batı Şeria'nın en güney batı ucu arası, orayı baz aldığımızda ikisi arasındaki o toprak, İsrail'e ait toprak hemen hemen 80 ya da 90 kilometre benim bildiğim. Yanılabilir, 1-2 kilometre ya da 5-10 kilometre farklı olabilir. Şimdi bu Hindistan'dan gelen ticaret yolunu, Birleşik Arap Emirlikleri'ne, oradan İsrail'e, oradan Ürdün'e gelmesi planlanıyor. Ürdün'den sonra İsrail'e, düzeltiyorum, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Ürdün. Oradan da İsrail'e gelmesi planlanıyor. Şimdi bu yol İsrail'e geldikten sonra nereden geçecek? O biraz önce belirttiğim 90 kilometrelik aradan geçip İsrail limanlarından Avrupa'ya gidecek. Başka bir liman var mı? Var. Hangisi? Suriye limanları. Onu kullanmazlar. Lübnan limanları, onu da kullanmazlar. Mısır zaten bypass edildi. Bir tek İsrail kalıyor. İsrail'in Avrupa'ya açılan Doğu Akdeniz'deki ticaret yolu olması sebebiyle orada o biraz önce belirtmiş olduğum koridoru mutlaka güvenli hale gelmesi lazım. Güvenli hale gelebilmesi için de orada İsrail'in ve Batı'nın tehdit olarak algıladığı Gazze'nin bir şekilde kontrol edilebilir olması lazım. Eğer kontrol edilmiyorsa da işgal edilip tamamen temizlenmiş olması gerekir. Uzun vadeli plan bana göre bu. Bunun için işte Hamas'ın belli bir yapacağı operasyonla bahane ederek bunu devam ettireceklerdi. Eğer Hamas yapmazsa da kendileri gelecek dönemde, belki de bir iki ay içerisinde bu operasyonu çeşitli bahanelerle başlatacaklar. Yani burada hem işte Doğu Akdeniz'deki enerji yataklarının Avrupa'ya ulaştırılması, oradaki limanlara olan ihtiyaç, hem de biraz önce belirttiğim o koridorun İsrail ayağındaki o 80-90 kilometrelik alanın güvenli hale getirilebilmesi çok önemliydi. Bir diğer güncel durum haritasına baktığımızda da bakınız, orada da aynısını görürüz. Batı Şeria'da bir kısmını zaten eritmiş o bölgeyi. Batı Şeria'nın bir kısmını eritmiş yerleşimciler vasıtasıyla. Ama Gazze olduğu gibi sapasağlam ayakta duruyor. Yemyeşil ayakta duruyor. O yüzden en büyük tehdit, yani Batı Şeria'yı bir şekilde kontrol edebiliyor, güvenli hale getirebiliyor ama Gazze'yi güvenli hale getiremediği için de bunun güvenli hale gelmesi, o yolun açık tutulabilmesi, ileride saldırının yapılmaması için de mutlaka Gazze'de kontrol edilmesi gerekiyor Batılılara göre. İşte ABD bunun için de tepki verdi. ABD bunun için de ikinci büyük filoyu gönderiyor. İngiltere bunun için acilen tepki verdi. Almanya bunun için verdi. İşte Fransa bunun için büyük bir tepki verdi. Ayrıca Gazze'nin 40 kilometrelik kıyı şeridindeki limanların da kullanılması gündemde bu şekilde. Eğer Gazze kontrol altına alınırsa. Dolayısıyla büyük pencereden baktığımızda bunun böyle olduğunu da göz ardı edemeyiz. Böyle olabileceğini de göz ardı edemeyiz. Bunu aslında bu şekilde de düşünmek gerekir diye düşünüyorum. Bir diğer konu da, bakınız Elif Hanım, bu Yahudi sorunu diyorlar, işte Filistin sorunu diyorlar. Aslında bu sorun şöyle diyelim, İsrail-Filistin çalışması Yahudi sorunu. Bu Filistinlere ya da Müslümanlara ait bir sorun değil ki. Yahudi sorunu Avrupa'ya ait bir sorun. Yahudileri katleden Filistin ya da bir başka Müslüman ülke değil ki. Yahudileri katleden Almanya. Ve Almanya yıllardır bunun ezikliği içerisinde İsrail'in atmış olduğu her adımı
bu insanlık suçu olsa dahi buna destek veriyor. Yani çünkü bir geçmişe yaşamış olduğu bir yaşatmış olduğu bir zulüm var Almanya'nın. Dolayısıyla buna destek veriyor. Yani belki bu medyaya yansımıyor, Türkiye'de yansımıyor ama Almanya kendi kabahatini örtebilmek için İsrail'e savaş malzemeleri de gönderiyor. Bazı hibeler de yapıyor. Maddi yardımlar da yapıyor. Bunu da göz ardı edemeyiz. Dolayısıyla bütün bu tepkiler işte o uzun vadeli ya da geniş perspektifte baktığımızdaki görülen sebepler bu savaşın daha da büyüyebileceğini gösteriyor. Kara harekat yapılabilir mi? İşte bu politikayı gerçekleştirmek istiyorlarsa yapabilirler. Bunun için de büyük bir yığınaklanma gerekiyor. Şu anda işte sizin kanallarda ya da başka kanallarda baktığımızda yığınaklanmanın devam ettiğini görüyoruz. Ama dar sokakları olan, yüksek binalara sahip dar sokaklar, her ne kadar o binaları yıksalar da enkazların arasında bir şehir, bu şehirde altı tünellerle çevrilmiş olan, kazılmış olan Gazze'de meskun mahal muharebesi, askeri literatürde meskun mahal muharebesi yapmak o kadar da kolay değil. Bunun için tecrübeli, eğitimli bir birliklere, özel kuvvetlere ihtiyaç var. Şimdi İsrail kara kuvvetleri nasıl olduğunu bilmiyoruz. İsrail'in işte hava kuvvetleri iyi, füze savunma sistemleri iyi, hava savunma sistemleri, saldırı sistemleri iyi. Rusya'nın da iyiydi. Bakın Rusya'nın da iyiydi Ukrayna Savaşı'nda ama Rusya'nın kara harekatta başarılı olmadığını gördük. Dolayısıyla bu konuda kafamızda şüpheler var. Geçmişte de meşgul mahal muharebesi yaptı Gazze'de kısa süreli İsrail. Çok ağır zayiatlar vererek geri döndü. Şimdi burada ne kadar başarılı olacak? O dar sokaklardan tanklar geçerken nasıl manevra yapacak? Manevra yapamadığı zaman nasıl imha edilecek? Geçtikten sonra arkasındaki piyadenin etkisiz hale getirilmesiyle beraber her sokak başında ya da her taşın altındaki tuzaklar burada santim santim, milim milim ilerlemeyi gerektirecek. İsrail ordusunun yavaşlamasına neden olacak. Yavaşlaması demek de hedef olması anlamına gelir. Orada da çok kolay hedef olacaklardır ve çok ağır zayiat verecekler. Bunu göze alabilirler mi? Alabilirler. 360 bin yedek askeri ülkeye getirtti. Bu da çok önemli. 360 bin yedek askeri ülkeye getirtti. Bu ne demektir? Büyük bir savaşa hazırlanıyorum demektir. Neden büyük bir savaşa hazırlansın? Normalde burada işte daha önceki Hamas ya da Hizbullah saldırılarında olduğu gibi güvenli hale getirip birkaç bomba atar, ateşkes sağlanırdı. Daha önce hep böyle oluyordu. Ama bu sefer bakınız daha büyük bir politikanın parçası olduğu için yedek askerleri getirtiyor, yığınaklanma yapıyor. O zaman bu da savaşın uzayacağı anlamına gelir. Savaşın bir an önce bitmesi gerekiyor. Onu da bir başlık altında konuşuruz. Evet. Evet, Melik İtel, Ali Fuat Hocam dedi ki savaşın uzayabileceğini düşündüğünü, kara harekatının yapılabileceğini söyledi. İsrail ordusu da zaten kara harekatına hazırlanıyoruz. Henüz verilmiş bir karar yok açıklaması yapmıştı ama bir noktaya dikkat çekti Ali Fuat Hocam. Rusya'nın da hava savunma sistemi iyiydi ama kara harekatında başarılı olamadı dedi. Aynı şey İsrail'in evet. de hava savunma sistemleri iyi ama kara harekatı konusunda başarılı olup olamayacağı konusunda soru işaretim var ifadesini kullandı. Soruma onu da ekleyerek sizin de görüşünüzü alayım. Evet, yani Ali Fuat Hocam gayet güzel şık bir çerçeve çizdi sevgili Elif. Buna ekleyebileceğim şey şu, evet hocam haklı. Şimdi Gazze çok yoğun nüfusu olan bir yer. Ben en son seçimden iki hafta önce gitmiştim o bölgeye. Yani önce Kudüs, Tel Aviv, Gazze, Ramallah bir hafta falan oralardaydık. İşte o nüfus daha da artmış Gazze'de. Yani 2 milyon 400 bin nüfusu var Elif. En son gittiğimde, ya yani son gittiğim arasında daha bir kalabalıklaşmış. Şimdi bu ne de demek? Sokakların darlığından bahsetti Ali Fuat Hocam. Sokaklar çok dar, çok dar. Metrekareye de 6 kişi düşüyor. Yani o kadar kalabalık. Yani o kilometreye göre çok yoğun bir nüfus var. Şimdi dolayısıyla bu bir kere kara harekatı da çok bir meskun mahal çatışmasına dönecek bu iş.
Yani bu kara harekat yapabileceğim bir alan değil ki bu. Yani Gazze'ye girdiği zaman da şehrin içine giriyorsunuz. Yani diyelim ki işte şeyden sınırdan içeri girdiniz. Erez kapısından daldınız tanklarla ya da ne bileyim bir yer açtınız ve şehrin içine girdiniz. Tamam girin, ben de 2 milyon 400 bin nüfus, meskun mahal, evler birbirine çok yakın, sokaklar dar. Şimdi bu bir kere bu kara harekatının birinci zorluğunu gösteriyor. İkinci zorluğu, şehirde sivil bir direnişle karşılaştığınızda, ki bu çok olası, bir kere bu kayıpların sayısını artıracak. Üçüncüsü de girdiğinizde siz böyle Hamas'ı elinizle koymuş gibi bulabileceğinizi mi düşünüyorsunuz? İkinci bir şehir Gazze'nin altında var. Yani tünellerle birbirine geçişli, hakikaten böyle yer altında bir köstebek ağı gibi tüneller kazmışlar. O füzeleri de silahları da kendileri de orada saklanıyor. Onu ne yapacaksınız mesela? Yani dolayısıyla bu çok kolay bir iş değil Elif. Ve çok ciddi yoğun bir kayıplar olur. Kayıpları sadece Gazze'liler ölmeyecek, İsrail de çok ciddi büyük kayıplar verir. Eğer böyle Hamas işi bir gerilla tarzı bir savaş haline dönüştürürse, yani burkaça dönüştürürse, ki şehir merkezde başka da bir şansı yok. Yani açık alanda böyle çatışma şeklinde olmayacak bu. Savaşan iki taraf şeklinde olmayacak. Burkaç yapacak Hamas. Şimdi o burkaçta nasıl baş edeceksiniz? Dolayısıyla hani ben hala o kara harekatını anlamış değilim. Yani ilk günden beri bir kara harekatı hazırlığından bahsediliyor. Ama o coğrafyayı iyi bildiğim için gerçekten kolay bir iş değil. Ha eğer kara harekatına kastedilen Gazze'yi çevrelemekse, yani tanklarla ve ordu mensuplarıyla, askerlerle Gazze'yi çevrelemekse, ona ihtiyaç yok. Gazze zaten doğal olarak çevrili. Yani Refah sınır kapısı, Mısır tarafını açan Refah sınır kapısını kapattılar. Bu tarafta Erez kapalı. Geri kalan duvar, tel örgü, gözetleme kuleleri. Sol tarafı deniz. Yani isteseler de hani kaçabilecekleri bir yer yok. Uçsuz bucaksız bir deniz. Dolayısıyla Gazze zaten çevrelenmiş durumda. Yani eğer kara hareketinden murad edilen Gazze'yi çevrelemekse, zaten çevrili. Bu haliyle de çevrili. Dolayısıyla ben o kara hareketin meselesinden gerçekten bir şey anlamadım. Yani Ali Fuat Hocam hani aynı zamanda eski bir asker, belki hani ben o anlamakta güçlük çekiyorum ama hakikaten bu tam bir kumar. Ve dediğim gibi bu bir savaş şeklinde değil, bir meskun mahal çatışması şeklinde devam eder. Yani böyle mahalle aralarında ellerinde silahlarla çatışan adamlar göreceğiz. Çünkü dediğim gibi Gazze hakikaten yoğun. Yoğun ya, bakın söylüyorum, 1 metrekare 6 kişiye dip dibesiniz. Sokaklar dar. Ve her sokağa girdiğinizde dolu çocuk. Yani genç nüfus çok fazla. Çocuk sayısı çok fazla. Böyle bir şehirden bahsediyorsunuz. Bakın eğer şuysa Elif, böyle bir psikolojik baskıyla Gazze'yi boşaltmak temel amaçsa, ki büyük amacın, büyük senaryonun, büyük hedefin bu olduğu söyleniyor. Yani Gazze'yi boşaltmak, belki sonra Batı Şeria'yı boşaltmak ve tamamen yani Filistin'i ortadan kaldırmak. O zaman bu adamları nereye süreceksiniz? İki yer var. Bir, Mısır'ın çölleri. İkincisi de ya da Ürdün'le anlaşarak Ürdün'e taşımak. Ama o da yine böyle şeyle hani baskıyla yapmak istiyorlar anladığım kadarıyla. Yani bir psikolojik baskı. Bak tarihin en, yani İsrail ilk kez bu kadar bir yüksek psikolojik harekat yapıyor. Yani şöyle, savaş evet, savaşın kuralları var tamam. Ama işin psikolojik harekatı, tehdit ve şantaj boyutu daha büyük. Hepiniz bir de savaşın kurallarına uyuluyor mu? Zaten o da bir soru işareti. Hayır, uyulmuyor. Hayır, uyulmuyor. Olur mu öyle şey? Lahey ve Cenevre Sözleşmesi'ne göre... Yani hiç sivilleri gözetmeksizin
bombalar ardı ardına atılıyor yani. Ya sivilleri bombalamayı geçtim, ilaç, gıda, elektrik, su, yani bunlar engelleniyor ve şeyin Cenevre Sözleşmesi'nde diyor ki savaşan taraflar üçüncü tarafların sivil halka yardımlarını engelleyemez. Çok açık Cenevre Sözleşmesi. Ki yine bir son bilgi vardı. Kara Anlaşması da aynı şeyi söylüyor. Çok sözünüzü kestim, özür dilerim de siz şey yaptıkça ben de eklemeler yapıyorum. Lübnan'da Hizbullah'ı vurduk. Gazze'nin elektriği tamamen kesildi. En son olarak bu gelişme var. Zaten sizin tabii, söylediğiniz gibi yiyecek, su. İnsanlık suçu işte. Yani yiyecek yok, su yok, elektrik yok, ilaç yok. Bak dün akşam Sağlık Bakan Yardımcısı olduğum yayına bağlandı Doktor Hayatullah. Şey diyor, yani bir süre sonra toplu ölümler başlayacak çünkü ilaç veremiyoruz, ameliyat yapamıyoruz. Şimdi yani bir yeri bombalıyor mesela, diyelim ki adam örnek veriyor, diyor ki bir yeri bombalıyor mesela, diyelim ki o bombaladığı yerde 52 kişi hayatını kaybetti, işte 21 tane yaralı var değil mi? O ağır yaralardan diyelim ki 21'den 16'sı ağır yaralı mı? Onlar da ölüyor çünkü biz müdahale edemiyoruz. Yani benim ameliyat yapmam için elektrik gerekiyor. İlaç vermem gerekiyor, narkoz vermem gerekiyor, hiçbiri yok bende diyor. Şimdi işin böyle çok vahşet boyutuna doğru gidiyor. Ben bunda temel amacın ancak, bilmiyorum Ali Fuat Hocam katılır mı ama, tamamen Filistin'i boşaltmak uzun vadede. Yani önce Gazze, sonra Batı Şeria'yı tümüyle boşaltıp İsrail topraklarını bir kez daha genişletmek. Yoksa öbür türlü hiçbir akli tarafı yok, hiçbir mantıklı tarafı yok. Melik Bey, zaten Batı Şeria o en son haritaları gördük. Yani mahalle mahalle kısmen boşaltıyorlar. Büyük bir baskı var. Batı Şeria'da da evet, demografi doğru. Değişiyor tamamen. Orada bir bütün olarak kalan sadece Gazze. Gazze'yi tehdit olarak algılıyorlar. Dolayısıyla da yani zaten Batı Şeria'da o yerleşimcilerin gidip mahallelerden evleri boşaltmaları, yerleşmeleri, işte bakın o 1967 sınırıya bugünkü haline bakın, Gazze olduğu yerde duruyor. Dolayısıyla burada en büyük tehdit Gazze. Gazze'yi bir şekilde buradan söküp atmaya çalışıyorlar. Bu da bir bahane olarak elde ettiler. Bahane olmasa bile kendileri zaten bunu yapacaktı. Son amaç buydu. Birleşmiş Milletler'in konuşmasındaki belirtmiş olduğu konu. O Birleşmiş Milletler konuşmasında göstermiş olduğu haritada, İsrail'in İsrail olarak kendisini gösterdiği haritada hiç Filistin'den bahsetmiyor. Bu topraklardan bahsetmiyor. Bu gördüğümüz o şekil ülke sınır tamamen İsrail olarak gözüküyor. Yani adam zaten orada İsrail'i açıklamış. Hiç Filistin'i ya da buradaki 1967 sınırlarını gösteren herhangi bir emare yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir renklendirme yok. Çok önemli. Yani orada dediğiniz gibi Gazze'yi tamamen işte boşaltıp bunları göndermeye çalışıyor. Eğer bunu da yapamazsa, başaramazsa da tamamen büyük bir savaşa da girerek, ama ne kadar başarılı olur bilemeyiz, onu da o şekilde çözmeye çalışıyor. Orayı yıkmaya, yakmaya çalışıyor. Evet. Doğru. Melik İtal, devam edecek misiniz cümlenize? Bitti mi? Yani bir cümleyle evet, yani hayır, estağfurullah. Bence öyle sohbet gibi çok daha güzel oluyor hocam. Hayır. Ve çok da kıymetli bir eklemeydi. Yani kafamızdaki boşlukları tamamlıyorsunuz. Evet. Ali Fuat Hocam çok kıymetli o anlamda. Yani dolayısıyla ben şöyle bir dünya kamuoyunun bulunduğu durumda soru işareti sevgili. Yani İsrail'i durdurabilecek henüz ciddi bir güç yok. Biz çabalıyoruz. Evet. Ama işte Amerika, bütün Batı destekliyor. Hatta BM diyor ki tamam, saldırabilirsin ama orantılı yap. Ya ne orantısı? Yani bir tarafta sivil, bir tarafta tank, topla girişiyorsun. Yani hangi orantıdan bahsediyorsun? Böyle tuhaf tuhaf açıklamalar. Burada biz belki şöyle bir şey yapabiliriz. Elif, ben birkaç gündür hani ne yapabiliriz Türkiye olarak? Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsun şeyden bahsetti. Türkiye kendi üzerine düşeni yapmaya hazır ve çabalayacaktır diyor. O çabanın ne anlama geldiğini böyle birkaç kaynakla görüştüm. Şimdi iki şey söylüyorlar, bence bu önemli. İlk etapta yapabileceğimiz iki tane temel şey var diyorlar. Bunlardan bir tanesi İsrail'le normalleşmenin bize sağladığı avantajla bu savaşın derinleşmesini belki engellemek
ve mümkünse hani Filistinleri o anlamda korumak, insani ihtiyaçlarını gidermek, Reyne takasıyla belki bir nebze o şiddeti, öfkeyi dizginlemek. Özetle Filistinleri koruma, yani İsrail'le normalleşmenin yarattığı avantaj, bu cümle önemli. Yani demek ki hani birileri diyor ya, Türkiye İsrail'le niye barıştı kardeşim, işte bunu bunu yapıyor. İşte bakın bu ne kadar kıymetli olduğunu şimdi gördük. Dolayısıyla bu normalleşmenin yarattığı avantajla Filistinleri koruma amaçlı ne yapılabilir? Bu savaşın derinleşmesini engellemek için ne yapılabilir? Ona bakıyoruz diyorlar. İkincisi, çok önemsediğim bir şey, savaşın yayılmasını engellemek. Yayılma derken kastedilen şey şu sevgili Elif, İran ve Lübnan'a sıçramasını engellemek. Böyle bir tehlike var mı dedim, şu anda var. Şu anda var deniyor. Çünkü Lübnan Hizbullah'ını da hedef alıyor. Onlar şey yapıyor, top atışı yapıyor. Velev ki bir ihtimal, eğer İsrail İran'ı bombalamaya kalkarsa İran karşılık verecek ve iş o zaman zıvanadan çıkacak. Dolayısıyla yani Lübnan ve İran gibi ülkelere sıçramasını engellemek. Yani bir, derinleşmesini önlemek. İki, genişlemesini önlemek. İlk etapta bu. Şimdi bu yani hani Türkiye bu rehine takasta ne yapabilir falan filan diye ya ateşkesi zorlayabilir ama o çok zor görünüyor şu anda dediler. Gerçekçi olmak gerekirse ben de öyle düşünüyorum. Yani şu anda İsrail'i durdurmak biraz zor. Evet. Şimdi bunu konuşmaya devam edeceğiz ama sağladı psikolojik avantaj. Evet. Melike İta, konuşmaya devam edeceğiz, hatta cümlenize kaldığınız yerden devam etmenizi isteyeceğim ama şimdi bölgedeki arkadaşlarımı bekletmek istemiyorum. İsrail ile Hamas arasında çıkan çatışmalar 6. gününe girdi dedik, şiddet artıyor, işte biz de burada konuşuyoruz, saldırılar sürüyor. Şimdi bölgedeki son durumu en iyi anlatabilecek kişiye gideceğiz. Kudüs'te 24 muhabiri İlayda Şehnaz Ayçiçek ve kameraman Uğur Tüney günlerdir çatışmaların ortasında görevlerini sürdürüyorlar, yapıyorlar. Sözü şimdi İlayda'ya bırakıyoruz. İlayda, kolaylıklar diliyoruz ve sözü sana bırakıyoruz. Son durum nedir orada? Elif Akkaya-Küter, bölgede tansiyon her geçen gün artıyor. Tabii bizler de aslında farklı kentlerde, Gazze sınırında durumu gözlemlemeye devam ediyoruz. Dün özellikle de Aşkelon'da hareketli anlar bir kez daha yaşandı. Aşkelon'a Hamas güçleri saat 5'e kadar 2 gün öncesinde bir süre tanımıştı ve beldedeki sivillerin, İsraillilerin orayı terk etmesini istemişti. Ardından başlayan füze saldırıları dün akşam saatlerinde de yoğun bir şekilde devam etti. Dün yine Hamas güçleri füze saldırısı öncesinde bir uyarı yayınladı. Saat 9 itibariyle Aşkelon'un yoğun füze saldırısına maruz kalacağını ifade ettiler ve saat 9 itibariyle de Aşkelon'dan önce demir kubbenin sirenlerinin sesleri yükseldi. Ardından da o füze atışları gerçekleşti. Demir kubbe şöyle ki, atılan füzelerin birçoğunu havada imha ediyor. Ancak birden fazla füze aynı anda ateşlendiğinde demir kubbe yetersiz kalıyor. Aşkelon'un farklı noktalarına füzeler düşüyor. Tabii madalyonun bir de diğer yüzü var. Gazze'de durum çok daha kritik. Gazze'de adeta taş taş üstünde kalmayacak yoğunluk bir bombardıman yaşanıyor. İsrail güçleri Gazze'yi havadan, karadan, denizden bombardıman altında tutmaya devam ediyorlar ki açıklamaları da zaten bunu destekliyor. Tüm sınırlamaları kaldırdık. Askerler hiçbir sorumluluk altında kalmadan Gazze'de o çatışma durumuna girebilecekler. Artık tam taarruza geçiyoruz demişlerdi ve sanırım o sınırlamalar arasında savaş suçları da vardı. Çünkü dün Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İsrail yetkililerinin Gazze'de yasaklı fosfor bombası kullanıldığı ifade edildi. O anlara dair görüntüler de dünya basınıyla paylaşıldı. Peki fosfor bombası ne demek? Şöyle ki Gazze'ye havadan zehir yağıyor diyebiliriz bu açıdan. Çünkü fosfor bombası soluyan kişilerin ciğerlerinde ciddi yaralar oluşmasına neden oluyor. Aynı zamanda bedenlerinde kemiklere varan yanıklara yine aynı şekilde neden olabilir.
olabiliyor. Yani toplu bir kimyasal kitle imha silahı gibi görebiliriz biz fosfor bombasını ve savaş suçu olarak kabul edilen bu silah şu anda Gazze'de İsrail yetkililer tarafından kullanılıyor. Tabii bombardıman devam ediyor. Hamas güçleri o bombardımana füzelerle, roketlerle karşılık vermeye çalışıyor. İsrail'in Gazze şeridindeki kentlere baktığımızda ise tedirginliğin hakim olduğunu söyleyebiliriz. Dün bu saatlerde Siderot'tan yapmıştık bağlantımızı. Siderot adeta hayalet bir şehre dönmüştü. Çünkü Gazze sınırına en yakın şehirlerden birisi. Siderot'ta Gazze'deki bombardımanın titreşimini dahi hissedebiliyorsunuz. Çünkü aralarında yalnızca birkaç kilometre var ve o noktada birçok İsrailli evlerini terk etmiş durumda. Kalmaya devam edenler ise dışarıya çıkmamaya çalışıyorlar. Tabii sadece İsrailliler değil, Filistin'de evlerini kaybeden binlerce Gazze'li var. 250 binin üzerinde Gazze'li evlerini terk etmek zorunda kaldı. Bunların birçoğu Birleşmiş Milletler'in okullarına sığındı ve Filistin tam abluka altında bildiğiniz üzere. O noktaya elektrik, yakıt, gıda, ilaç gibi temel ihtiyaçlar ulaştırılmıyor. Ulaştırılmasına izin de verilmiyor. Ve dün saat 2 itibariyle de Filistin'in tek elektrik santrali, kente elektrik sağlayan tek santral yakıt yetersizliği nedeniyle faaliyetini durdurmak zorunda kaldı. Bu yüzden de Gazze'liler geceyi karanlık geçirdiler. Gazze'de artık hiç elektrik yok. Su erişimi noktasında sıkıntılar var. İlaç konusunda sıkıntılar var ve o noktada binlerce yaralının olduğunu biliyoruz. Bu tam abluka yaralıların tedavisini de aksatıyor ve can kaybının her geçen saat artmasına neden oluyor. Gazze şeridinde özellikle de dış dünyayla tek bağlantı Refah sınır kapısıydı ve Refah sınır kapısının kapatılmasıyla birlikte Gazze'ye yardımların ulaşması da imkansız hale geldi ve İsrail yetkilileri şöyle bir açıklama yaptılar. Gazze şeridine her kime ait olursa olsun, her ne amaçla yaklaşırsa yaklaşsın, her türlü yardım konvoyu bombalanacaktır ifadesi kullanıldı. İsrail şu anda Gazze'yi tam abluka altında tutuyor ve o noktaya yardım ulaşmasına da engelliyor. Tabii Gazze'nin içinde de yaşananlar son derece acı verici. Kadınlar, çocuklar hayatını kaybediyor ve bunun yanı sıra Gazze'nin sesini, o çığlığı dünyaya duyurmaya çalışan gazeteciler, yine Gazze'lilere yardım eli uzatmaya çalışan, yaralıların yardımına koşan sağlık çalışanları da bombaların hedefi haline geliyorlar ve o noktada hayatını kaybeden gazeteciler, sağlık çalışanları olduğunu biliyoruz ve ne yazık ki can kaybı Gazze'de dediğimiz gibi her geçen saat artıyor. Tabii bu noktada çok kritik bir talep var. Filistin'in, Gazze'lilerin istediği şey insani bir koridorun, yardım koridorunun açılması. Bu noktada 2 milyonu aşkın sivil var. Hem onların temel ihtiyaçlarının karşılanması için bu talep ediliyor. İlaç gibi, su gibi, gıda gibi ihtiyaçların sivillere ulaştırılması isteniyor. Hem de bölgeden sivillerin uzaklaştırılması için insani koridor talebi var. Ancak İsrail'den bu talep yönelik bir cevap gelmediğini ifade edebiliriz. Tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diplomatik temaslarını sürdürmeye devam ediyor. Taraflarla görüşmelere devam ediyor ve o görüşmelerin neticesinde dün önemli bir eşik atlandığını söyleyebiliriz. Hamas güçleri rehin tuttukları bir İsrailli kadın ve iki çocuğu serbest bıraktılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temasları sonrasında ilk defa rehin tutulan İsraillilerin serbest bırakıldığını ifade edebiliriz diyelim. Tekrar size dönelim. 24 muhabiri İlayda Şehrinazar Çiçek ve kameraman Uğur Tüney, çok teşekkür ediyoruz. Gün boyu bize oradaki durumu aktarıyorlar. En zor haber nöbetini tutuyorlar canları pahasına. Kolaylıklar dileyelim onlara. Melike İtel, sözünüzü kesmiştim. İlayda'nın da söyledikleri öncesinde Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Atay Özkaya da bizimle beraber. Hocam günaydın, hoş geldiniz. Günaydın.
Hoş bulduk Elif Hanım. Günaydın Melik Bey, günaydın Ali Bey. Günaydın. Çok selamlarımı iletiyorum. Günaydın. Çok teşekkürler hocam. Öncesinde Melik Yiğitel'in sözünü bölmüştüm bağlantımız için. Devam edelim. Sonra sizinle tabii devam edeceğiz. Şimdi Melik Yiğitel dün belirttiği gibi İlayda'nın dün bize Siderot'tan yayın yapmıştı İlayda. Gerçekten orası hayalet şehre dönmüştü. Gazze şeridine en yakın bölgelerden biri olduğunu söylemişti İlayda. Şimdi Gazze'de 250 binin üzerinde evlerini terk eden var. İnsani yardım koridorunun oluşturulması bekleniyor ama buna dair hiçbir gelişme yok diyor. Sizin söylediğiniz gibi ilaca erişim olmadığı için kayıpların doğru arttığını söyledi. Hem sözünüze devam edip hem de bunlarla ilgili de alabilir miyim değerlendirmelerinizi? Evet, yani ben tam şey diyordum, yani İsrail böyle kendince bir psikolojik avantaj yakaladığını düşünüyor. Yani işte bir saldırıya uğradığını, kayıp verdiğini ve buna karşılık vermenin de doğal olduğunu anlatıyor dünyaya. İşte Amerika en büyük destekçisi, bunun doğru olduğunu söylüyor. Joe Biden basın toplantısında bunu söyledi. Anthony Blinken bölgeye gitti destek için. İşte bir durum kabinesi toplandı, fotoğraf verdiler, işte iki tane gemi gönderdiler. Dolayısıyla hani Amerika'nın desteğini sağladığını düşünüyor. Genel anlamda Batı'nın desteğini de sağladığını düşünüyor. Dolayısıyla sağladığı bu avantajla birlikte işte Gazze'yi boşaltmak ve artık böyle tümüyle bu Filistin'den kurtulma gibi bir gaye ve gayret içinde. Ama hani buna erişimi çok kolay olmayacak. Birincisi bu. İkincisi tümüyle şu anda yapılan şey bir insanlık suçu. Yani bakın tekrar ediyorum. Lahey Anlaşması ve Cenevre Sözleşmesi'nde sivillerin gıdasız ve ilaçsız bırakılamayacağı çok açık tarif edilmiş. Hatta Cenevre Sözleşmesi'nde savaşan taraflar üçüncü tarafların sivillere yaptığı yardımları engelleyemez diyor. Ama bırakın engellemeyi, bunu ilan ediyor. Diyor ki ben elektriksiz bıraktım, susuz bıraktım, gıdasız bıraktım, ilaçsız bıraktım. Dolayısıyla hani öleceksiniz. Yani bunu ne yapmaya çalışıyor? Ya terk edin ya öleceksiniz. Yani Gazze'yi terk etmeye zorluyor, boşaltmaya zorluyor. Bunun başka hiçbir izahı olamaz. Şimdi dünya burada nerede duracak ve İsrail'i nasıl durduracak? Bunun cevabı henüz yok. Ama şey konusunda iyimser değilim, söyleyeyim Elif. Yani moral bozmak, kötümser anlamda söylemiyorum ama çok kısa sürede bu iş bitecek gibi görünmüyor Elif. Evet. Yani gelişmeler yani, sizin dediğiniz gibi buna işaret ediyor ne yazık ki. Maalesef. Çünkü gittikçe İsrail vites büyütüyor. O yüzden de çok kolay bitmeyecek. Yani bu iş biraz sürecek gibi görünüyor. Evet. Ato Hocam, tekrar hoş geldiniz. Sizin de alalım görüşlerinizi. Şimdi 6. güne girildi. İsrail ordusunun bir açıklaması var kara harekatı için. Henüz verilmiş bir karar yok ancak kara harekatına hazırlanıyoruz. Diyor ki biz işte günlerdir ne kadar ileri gidebilir, ne kadar sürecek bunları konuşuyoruz, konuklarımızla değerlendiriyoruz. Hamas'ın elinde rehineler var. Dolayısıyla kara harekatı başlatmayacağı konusunda görüşler de vardı ama tabii bu açıklama birazcık daha moralleri bozdu. Ne dersiniz? Şimdi bunun sonuçları üzerinden ben değerlendirmek istiyorum. Sebepleri çünkü çok farklı alanlara giriyor. Konunun sebeplerini konuşmaya kalkmak için çok farklı disiplinlerle konuşmak, değerlendirmek gerekiyor. Hatta tarihin derinliklerine kadar giden sebepleri de var. Sonuçlara bakarak konuştuğumuzda nereye gidebileceğini tahlil ettiğimizde karşımıza tabii ki insani sonuçları bir yanıyla ekonomik, finansal, jeoekonomik ve jeostratejik sonuçları olduğu çıkacak. Hatta bunun değerlendirildiği ve buna göre plan yapıldığı da çıkacaktır mutlaka. Bunun için tabii önce durumla ilgili ben kendi öngörülerimi söylemek istiyorum. Gazze'ye bir kara harekatının
Hatta kapsamlı bir kara harekatının ben bir İsrail için çok gerekli ve bir kazanç arttırıcı olacağını değerlendirmiyorum. Kendi perspektifinden tabii ne kazanımlar düşündüğünü şu an kesin bilemiyoruz ama bizim buradan değerlendirdiğimiz kadarıyla çünkü buna gerek yok gibi gözüküyor şu an ama korkunun beslenmesi, yani bir kara harekatı korkusunun besleniyor olması, dillendiriliyor olması burada evet Gazze'nin boşaltılması yönünde bir eğilim olduğunu bize ipucunu veriyor. Yani korku ve yapılacak işi burada birbirinden ayırıyorum açıkçası. Çünkü burada küresel ölçekte özellikle Batı ülkelerin, Avrupa Birliği dahil olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk andan itibaren aldığı tavır desteklemek yönündeydi ve halen bu yönde gidiyorlar. Hatta Hamas'ın çatışma kabiliyetini göz önüne alarak Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı askeri hamleyi değerlendirdiğimizde bu hamlenin de tırnak içinde bir ölçüsüz olduğunu görüyoruz. Çünkü o bölgeye o kapasitede askeri uçak gemileri göndermesi tırnak içinde fazla bir askeri hamleymiş gibi gözüküyor ama bunu ancak ekonomi ve finansal açıdan baktığımızda anlamlandırabiliyoruz. O da Doğu Akdeniz'in doğal kaynakları konusunda, o gemilerin konuşlanacağı bölgelerin seçimi konusunda burada o Doğu Akdeniz'in doğal kaynaklarının önümüzdeki dönemde nasıl kullanılacağına dair bize ipucunu veriyor. Bu sadece Doğu Akdeniz'de kalmayacaktır tabii ki. Yunanistan'daki konuşlanmasına bağlı olarak bütüncül bir yaklaşım olduğunu ben değerlendiriyorum. Aynı zamanda Kızıldeniz'den gelen ticaret yollarını da ilgilendirecektir. Bunu şuna bağlayarak devam edelim. Sonuçlarını ben tabii ki konuşmaya devam ediyorum. Özellikle Hindistan'dan gelecek olan ve Avrupa Birliği'ne ulaşacak olan küresel ticaret ve arz yolu yeni planlanan, daha doğrusu eskiden planlanan ama geçtiğimiz ay kamuoyuna duyurulan ve birçok ülkenin katıldığı bu arz ve ticaret yollarının güvenliğinin aslında bir yönüyle de planlandığını görüyoruz. Hatırlayalım, Hindistan'da başlayacak ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin orada Gujarat limanını satın almasıyla o limandan devam edecek, Körfez'e gelecek. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, Ürdün üzerinden Avrupa Birliği'ne ulaşacak yeni bir ticaret yolu tasarlandı. Bu ticaret yolunun işlemesi Avrupa Birliği ve Batı ülkelerinde enflasyonun geçtiğimiz 20 yıl boyunca olduğu gibi düşük tutulmasına yol açacak. Neden? Neden böyle bir sonuca varacağını iddia ediyoruz? Çünkü iş gücü ücretleri Hindistan'da ucuz olduğu için Avrupa'da üretmek yerine orada üretmek iş gücü ücretlerini baskıladığı için enflasyonun düşük kalmasına ve Batı ülkelerin refah içinde yaşamasına devam ediyor. Geçtiğimiz 20 yıl Çin'de olduğu gibi bu şekilde. Burada bütün bunların göz önüne alınarak yapılan önümüzdeki günlerdeki sonuçlarını göreceğimizi ben bu abluka harekatla değerlendiriyorum ama şunu da ayırmak istiyorum. Tabii konunun askeri boyutu olduğu için onu hariç tutarak konuşmaya çalışıyorum ama özellikle ablukanın devam edeceğini ben değerlendiriyorum. Yani bu kısmın kara harekatının kapsamlı bir kara harekatının yapılmayacak olması, korkuların işlenecek olması ablukanın devam edeceği gerçeğini değiştirmiyor. Çünkü abluka ve kontrol orayı, o bölgeyi kontrol etme, özellikle denizde kontrol etme kısmı fikri bence baskın fikir. Bu da sizin belirttiğiniz gibi yayınlarınızda neredeyse tüm ulusal kanalların belirttiği gibi bir insanlık dramına doğru konunun da evrilebileceğinin izlenimini veriyor. Bu yüzden konunun bu tarafının değerlendirmesi gerektiğini, ekonomi ve finans tarafıyla ben ilişkilendirmenin benim açımdan da zor olduğunu, çünkü konunun insani boyutu çok güçlü, değerlendiriyorum. Ama eğer bir kara harekatı ihtimali ortaya çıkarsa mutlaka önceden bir koridor açılması gerekecektir. O yüzden kara harekatının ben düşük ihtimal olmasını bu açıdan da değerlendiriyorum. Bir koridor açılacak, içeridekiler tahliye edilecek gibi ya da basın tahliye edilecek gibi başka başka aşamalar geçilmesi gerek. Ben buraya gitmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü istenilen, yani ekonomi, finans ve ticaret açısından ve bölgenin jeopolitiği açısından istenilenin aşağı yukarı elde edildiği gibi bir tablo çıkıyor ortada. Bu tabloya
Yine Körfez ülkelerinin bu çatışmalara verdiği tepkiler de eşlik ediyor. Yani baktığımızda kim hangi ülke ne tepki verdi, ne yapmaya çalışıyor diye burada ülkemizin Sayın Cumhurbaşkanı'nın, İçişleri Bakanlığımızın tepkileri, açıklamaları ve bu süreci yönetme şekli dünyadaki neredeyse bütün ülkelerden çok farklılaşmış durumda. Bu farklılaşmayı olumlu olarak ben değerlendirdiğim için vurgulamak istiyorum. Yani konunun insani boyutunun ön plana çıkarılması, ki ön planda olması gerekiyor zaten. Bu bir inisiyatif de değildir zaten. Ama bunu kimse yapmadığı için iki kere önemli olmuş oluyor. Bunu yapabilmek, bunu söyleyebilmek, bu konuda ön alabilmek başka hükümetlere, başka ülkelere göre. Bu tarihe not düşülecektir. Yani bu çok önemli bir çabadır. Onu özellikle vurguluyorum. Özellikle esir takası belki olacak, belki başka açılımlara götürecek bu bizi. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bunun yanında biraz çizdiğim çerçevenin de ben bizim ülke politikalarımızın içine ivedilikle alınması gerektiğini değerlendiriyorum. İnsani boyutu, dışişleri ilişkilerimiz, bölgeyle olan toplumsal ilişkilerimiz bir kenarda ve bunlar bunun üzerine özenle titrememiz gerektiği gerçeği bir kenarda olmak üzere biraz önce çizdiğim çerçevede özellikle bölgeden, bölgesel ticaretten elde edeceğimiz kazanımların da ya da oluşabilecek kayıpların da bir an evvel bir politika çerçevesinde ele alınması gerekmektedir. Hocam, ki hocam ben ekonomik boyutunu sizin söylediğiniz gibi, şimdi insani boyutu o kadar ağır ki ekonomisini konuşmak insana ağır geliyor, evet. Ama bir taraftan da bu da bir gerçek, yani bunu da konuşmadan da yapamıyoruz ne yazık ki. Onu soracağım ama öncesinde şimdi İsrail'den canlı bir görüntü var. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı İsrail'de, Blinken yarın da Filistin Devlet Başkanı Abbas'la görüşecek. Bunu da canlı görüntüler, şu an uçağın canlı görüntüleri geliyor İsrail'e. Geldi Dışişleri Bakanı, ABD Dışişleri Bakanı. Bunu da değerlendirmenizi istiyorum. Şimdi her koşulda İsrail'i destekleyen bir Amerika Birleşik Devletleri söz konusu. Uçak dolusu mühimmat ve en büyük uçak gemisini bölgeye konuşlandırdı olası bir kara harekatı öncesinde. Bununla ilgili de değerlendirmenizi alayım Mat Hocam. Sonra ekonomik boyutunu dediğim gibi her ne kadar tabii istemesek de konuşacağız. Evet, söylediğim gibi yani Hamas'ın çatışma kapasitesine bakıldığında ya da Gazze'nin kapasitesine bakıldığında Amerika Birleşik Devletleri'nin bu askeri yığına ve bu desteği olduğundan fazla gözüküyor. Dolayısıyla bunun arkasından çıkacak olan sonuçlar şimdi değerlendirdiğim sonuçlardan daha farklı olacak. Ve bu çok hızlı bir şekilde bu yönde bir destek geldi. Yani başka hiçbir kapıya açık bırakılmadı ve doğrudan İsrail hükümetinin alacağı her karar, her askeri karar meşru müdafaa olarak nitelendirildi. Evet. Ve buna Avrupa Birliği de katıldı. Dolayısıyla bu çok ani alınmış gibi, yani çok normalin üzerinde hızlı alınmış kararlar ve çok aşırı bir destek söz konusu. Özellikle bu bölgesel ilişkinin geçmiş Birleşmiş Milletler kararları ele alınarak değerlendirildiğinde bu bugün alınan destek kararları bunlardan da büyük ölçüde sapma gösteriyor. Dolayısıyla geleceğin burada şekillendirilmesi, geçmişte öngörülenden ya da geçmişe vurgu yapılarak açıklanan, yapılması gerekenler olarak vurgulanan çözümlerden çok farklı bir yere gidecektir ve bu maalesef de facto olarak gidecektir. Yani bunu söylemek istemiyorum ama fiili olarak buraya yönlendiğimiz gözüküyor. Ben o yüzden bu ziyareti de aynı şekilde 2-3 gündür yapılan açıklamaların bir yansıması olarak, ilk başta tamamen koşulsuz destek verilmesinin bir sonucu olarak değerlendiriyorum bu yapılan ziyareti. Evet, Ali Fuat Hocam, bu ziyaretin değerlendirmesini sizden de alayım. Evet Elif Hanım, neden ABD Başkanı İsrail'de, neden bir başka çatışma bölgesine bu kadar çabuk reaksiyon göstermiyor, neden bu şekilde bir politika izliyor? Tabii yani bir kere şunu belirtmek lazım, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yahudi toplumu ve onların hem ABD'deki ekonomik sisteme olan hakimiyeti, hem de ABD siyasetine olan hakimiyeti ve ABD'nin bölgedeki uzun vadeli çıkarları
bunu gerektiriyor. Yani bunun böyle bir politikanın izlenmesini gerektiriyor. Yani burada özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarları, belki diğerleri talih sebep olabilir ama ABD'nin bölgedeki çıkarları bunu gerektiriyor ve bunun için de ABD Dışişleri Bakanı İsrail'e geldi. İsrail'e bu bir destek mahiyetinde bir ziyarettir. Her ne kadar Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la da görüşecek olması belki satır arasında önemli kılınsa da esas olan İsrail'e üst düzey bir desteğin verilmiş olduğunu da gösteriyor. Yani bunun sözde ya da işte gemileri yanaştırarak caydırıcılık etkisinin dışında bir siyasetçinin gelmesi, ki bu da Dışişleri Bakanı, ABD Dışişleri Bakanı çatışmanın 6. gününde buraya ziyarete bulunması öyle pek de barış içerikli bir ziyaret değil. Tamamen İsrail'in yıkılan psikolojisini, kaybettikleri psikolojik üstünlüğü tekrar kazandırabilmek, İsrail halkına moral vermek amacıyla yapılan bir ziyaret olarak değerlendirmek lazım. Yani bu ziyaretin sonucunda eğer Mahmut Abbas'la da yapmış olduğu görüşmeden sonra bir ateşkes çıkarsa, ki sanmıyorum, o zaman hepimiz seviniriz. Bu da ayrı bir konu. Yani bölge barış adına Bill Clinton burada düzeltiyorum. Blinken'ın burada bir barışı sağladığını, ateşkesi sağladığını ve bunun da Orta Doğu barışına katkı sağlayacağını sağlaması açısından önemseriz ve tebrik ederiz. Ama bunun böyle olmadığını, biraz önce söylediğim gibi, tamamen İsrail halkına kaybettikleri psikolojik üstünlüğü tekrar kazandırmaya yönelik bir ziyaret olarak değerlendirmek lazım. Bu bağlamda da düşünmek gerekir diye düşünüyorum. Aynı zamanda şimdi Blinken'ın ziyareti esnasında da Gazze'ye aynı eş zamanlı olarak da hava saldırılarına yapıldığında belirtmek gerekiyor. Şu anda da Gazze'de işte İsrail'in hava saldırıları yeniden başladı. Bu hem o hava sahasını kontrol etmek hem de Gazze'ye ya da Filistin'e de farklı bir mesaj verdiğini, bu hava saldırısının Blinken'ın ziyaretiyle eş güdümlü olarak yapıldığını ve farklı bir mesaj verildiğinde belirtmek gerekiyor Elif Hanım. Evet, canlı görüntülerde şu anda ekrana geliyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken İsrail'de uçaktan indi. Yarın da Filistin Devlet Başkanı Abbas'la görüşecek. Melik Yiğitel, Ali Fuat Hocam dedi ki yani bu ne yazık ki bir arabuluculuk görüşmesi değil. Keşke öyle olsaydı. Çok doğru. Keşke ama değil. Yani Elif ilk günden beri Amerika çok açık desteğini sundu. Yani kameranın önünde işte yutkunup işte gözyaşı dökeni mi dersin, işte öfkeli konuşmalar yapanı mı dersin, Joe Biden başkanlığında durum odasında yapılan toplantıda bir savaş kabinesi görüntüsü var. İşte Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı, hepsi böyle bir masa etrafında, güvenlik danışmanı, hatta sağında Kamala Harris var. Çok ilginç bir fotoğraf ve bunu ilk toplantı biter bitmez Wall Street Journal servis etti salı günü, salı akşam, yani Türkiye saatiyle akşam saatlerinde oldu. Bütün bu görüntüler, semboller, konuşmalar, açıklamalar İsrail'e açık destek. O yüzden Rıfat Hocam tabii ki haklı ve doğru söylüyor. Yani İsrail'i dizginlemeye dönük ya da ya işte biz nasıl arayı bulabiliriz, neyi zorlayabiliriz şeyi değil, mesaisi değil bu. Tam tersi, İsrail'e sonuna kadar destek ve hani toprağını genişletme konusundaki haklılık ve o yüzden de yani uluslararası dilde bu kullanılmaz ama başka bir şey bulamadım buna karşılık. İsrail'in şımarma nedenlerinden bir tanesi de aslında bu. Yani Amerika'nın bu açık desteği. O bakımdan da ben tam tersi Antony Blinken'ın bu ziyareti ve gün içinde yapacağı açıklamalar tamamen İsrail'e destek mahiyeti taşıyacak. Göreceğiz birlikte. Yani çok açık bir destek. İsrail haklıdır, sonuna kadar gitmelidir falan diyecekler. Kötü olan bu taraf, kötü olan işin tarafı bu. Bu işi daha da uzatacak. Yani hani Mahmut Abbas'la da görüşecek. Ya muhtemelen Gazze'yi, dediğim gibi, boşaltmaları için
bir öneri sunabilirler. Yani mesela Ürdün'le de bir görüşme var. Daha önce bir plan konuşulmuştu. İşte Gazze ve Batı Şeria'daki Filistinleri Ürdün'e taşıma. Bu konuda işte Kral Hüseyin'e ciddi bir ekonomik yardımda bulunarak bu planı devreye sokma. Bu 8-10 yıl önce çok uzun uzun konuşuldu. Sonra bu plan hayata geçmedi, geçemedi. Şimdi tekrar o planı mı devreye sokacaklar? Böyle bir öneriyle mi gidecek? Bunların cevabı henüz yok bizde. Gün içinde bunların cevabını elbette bulacağız. Ama netice itibariyle an itibariyle şu anki fotoğraf bu savaşın bize derinleşeceğini gösteriyor maalesef. Evet Ata Hocam, ne yazık ki biraz önce de dedik, evet insani boyutu zaten tartışmasız hepimizin boğazını düğümlüyor ama tabii ki ekonomik bir boyutu da var. Bölgede tansiyon eğer uzun süre yüksek kalırsa, ki bunu da çok sık burada konuşuyoruz, konuklarımızın büyük bölümü kısa süreceğe benzemediğini söylüyor. Ekonomide, piyasalarda, tüm dünyada hangi risklerin sirayet etmesine neden olacak? Şimdi uzun veya kısa sürmesi problem zaten eskiden beri geldiği için bu problem uzun bir problem ve bu problem hiç geçmemişti zaten. Geçmişi hatırladığımızda ortalama 4-5 yılda bir çatışmaların olduğunu, belki ara ara intifadalar olduğunu hep beraber yaşadık, gözlemledik. Dolayısıyla bir kesin çözüme ya da genel çözüme kavuşamamış bir coğrafya, bir bölge ve bu toplumlar belki bir yönüyle bu genel çözümden de şimdi vurgu yapılan iki devletli çözümden de tabii İsrail tarafından uzak duruyorlar, bu çözüm hayata geçmiyor. Bunun sebebi kazanımlar. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde çatışmaların kısa uzun süreceği konusu, ekonomiye etkileri söylediğim gibi ablukanın uzun süreceğine ve bölgenin boşaltılmak istendiğine ben de katılıyorum. Çatışmaların şiddetlenmesi, yoğunlaşması şu anki kamuoyunun, yani küresel kamuoyundan İsrail'in aldığı desteğin değişmesine yol açar. Eğer çatışmalar yoğunlaşır, şiddetlenir, bir karar harekata dönüşürse, yani bundan İsrail iki türlü olarak zarar görecek. Bir haftadır aldığı desteğe baktığımızda oldukça yoğun bir destek alıyor. Yani ölçüsüz yoğun, o anlam onu kastediyorum. Ölçüsüz bir yoğun destek söz konusu. Çünkü Gazze'de insanların ilaca, gıdaya, diğer insani koşullara erişim problemi var. Öncelik bu olması gerekirken farklı destekler söz konusu. İşte Sayın ABD Dışişleri Bakanı'nın gelişini gördük hep beraber. Dolayısıyla ablukanın sürmesi ama çatışmaların yoğunlaşmaması benim nazarımda büyük ihtimal gibi gözüküyor. Bu kazanımları kaybetmemek açısından. Çünkü çatışmalar yoğunlaşırsa iki türlü durum ortaya çıkacak. Birincisi belki de İsrail askeri kapasitesinin düşünüldüğü kadar iyi olmadığı gibi uluslararası medyalarından farklı belki görseller dolaşacak. Yani burada süreç uzadıkça bu da Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin güvenliğini belki İsrail'le yapılan anlaşmalara bağlamasının sorgulanmasına neden olacak. O yüzden ben bunun olacağını değerlendirmiyorum. Burada mümkün olduğu kadar uzak duracaktır. Askeri, yani karadan girme ihtimalini uzak tutulacağını değerlendiriyorum. Ama bu dramı, ablukayı, ablukanın içinde gıda, su, elektrik gibi kaynakların içeriye alınımını değiştirmiyor. Bu çok ayrı bir yere götürüyor bizi. Peki bu bölgesel huzursuzluğun artmasına ve çatışmaların başka yere yayılmasına yansır mı? Asıl olarak finansal piyasalarda değerlendirilecek olan ve belki bu fiyatlara yansıyacak olan kısmı bu soru. Oraya dair işaretler de pek yok. Özellikle İran'ın açıklamalarına baktığımızda İran bu konuda, yani bu olaydan haberdar olmadığına dair açıklamalar yapmayı tercih etti. Oldukça köşesiz açıklamalar diyebileceğimiz açıklamalar tercih etti. Onun dışında da farklı bir açıklama gelmedi. İsrail'in kuzeyindeki yani birkaç roket atışı, belki onlarca olmuştur tabii de, Suriye, Golan Tepeleri ve Lübnan, Hizbullah arasında oradaki çatışmalarda yoğunlaşmıyor. Seyre baktığımızda bir artış, açıklamalarda bir sertleşme gözlemlemiyoruz.
O yüzden bölgeye yayılma riskini ben düşük görüyorum ama gelecekte bölgede çatışmaların artma riskini yükseltecektir. Bu toplumsal hafıza üzerinden olacaktır. Bunu daha konuşmalarımıza eklemek zorundayız. Bu çatışmaların geçmişten geliyor olması ve belleklerde yer ediyor olması bugündeki risk algısını güçlendiriyor. O yüzden bugünlerde yaşadıklarımız da geçmişe bu ölçüde taşınacak bu görüntüler veya karşılıklı çatışma. O açıdan büyük bir tehlikesi var ama söylediğim gibi bölgeye direkt yayılması, askeri anlamda yayılması gibi bir riski ben oldukça düşük görüyorum. Beklenmedik başka bir durum ortaya çıkmaz ise, yani bu haliyle düşük görüyorum. Piyasalara etkisi de o yüzden geçici olacaktır. Bu piyasalara etkisinden kastımız tabii petrol fiyatları ve diğer emtia fiyatlarının etkisi. Ama uzun dönemli ticaret yolları ve bu söylediğim Doğu Akdeniz'in durumu değiştikçe çok farklı bir uzun dönemli etki göstereceğini de söylememiz gerekiyor. Evet. Şimdi zaten süremiz çok daraldı. Dolayısıyla Ali Fuat Hocam, ilk başladığımızda programa Cumhurbaşkanı'nın işte ilk günden beri her iki tarafa da itidal çağrısında bulunuyor. 1967 sınırları temelindeki bir Filistin devletinin artık ertelenemeyeceğini, Filistin devletinin hayata geçmesi gerektiğini belirtiyor. Aynı zamanda da artık yine ilk günden beri arabuluculuğa hazırız diyor. Esir takası dahil her türlü arabuluculuğa hazır olduğunu belirtiyor ve esir takası için de devrede müzakereler sürüyor. Öncü bir rol oynayacak gibi görünüyor. Uluslararası camiaya barış çabalarımızı desteklemeli ifadelerini kullandı. Bunlarla ilgili de değerlendirmenizi alabilir miyiz? Cumhurbaşkanının çabaları sonuç bulur umarım. Öncü bir rol oynayacak gibi görünüyor dedik. Ne dersiniz? Evet Elif Hanım, şimdi Türkiye Cumhuriyeti ve Sayın Cumhurbaşkanımız bölgesinde ve dünyada küresel sorunları ve çatışmaları insani ve barışçı bir politika izleyerek devam ediyor. Yani bunu çeşitli sorunlar ve çatışmalarda da bunu kanıtladı. Yani bu mesela Rusya-Ukrayna krizinde izlediği politika, Kırım konusundaki kırmızı çizgisini belirtmesine rağmen izlenen politika herkes tarafından takdirle karşılandı. Tarım koridorunda izlemiş olduğu politika bütün dünyada takdirle karşılandı ve Türkiye barışçıl ve insani bir politika izlediğini ve izleyeceğini de kanıtlamış oldu. İşte bunu tarafları o zaman da masaya yaklaştırmıştı. Hatta masayı kurmuştu. Son anda birileri dağıttı masayı. Şimdi ama yine orada çaba devam ediyor. Şimdi bu sadece Rusya ve Ukrayna krizinde değil, bakın bir başka, yani bütün küresel çaptaki olaylara yaklaşımı bu şekilde Türkiye'ye. Dolayısıyla buradaki soruna da yaklaşımı böyle. Şimdi Türkiye'nin ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın Filistin'e bakış açısı, buradaki probleme bakış açısı herkes biliyor. Yani Türkiye'deki %95 insanımızın da konudaki yaklaşımı bellidir. Dolayısıyla bunlara rağmen bölge barışını sağlayabilmek, çatışmaların daha fazla yayılmasını önlemek için Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanımız devreye giriyor, inisiyatifi ele alıyor ve bölge liderleriyle görüşmeler yaparak, aynı zamanda Dışişleri Bakanı kendi mevkidaşlarıyla görüşmeler yaparak bu sorunun yayılmadan çözülmesi ve daha fazla insani dram yaşanmadan çözülmesi için çaba sarf ediyor. Bunun için de birilerinin birilerinin yapması gerekiyor ve bunu yapanın da her iki tarafa da görüşmesi gerekiyor. Aynen Rusya-Ukrayna Savaşı'nda olduğu gibi. Şimdi Rusya-Ukrayna Savaşı'nı düşünün. Fransa taraf Rusya'ya diyor ki gel masaya otur. Rusya tarafından bu kabul görmüyor. Çünkü güvenilirliğini kaybetmiş, taraf olmuş. Keza öbür burada da şimdi ABD ya da işte İngiltere gelip burada masa kurmaya kalksa Filistin nezdinde pek de kabul görmez. Evet. Dolayısıyla böyle bir yaklaşım içerisinde Türkiye gibi ülkelere ihtiyaç var ve Türkiye'de daha önceki izlemiş olduğu politikalarla bunu kanıtlamış durumda ve şu anda da bu görüşmeleri yapıyor. Devreye girdi, inisiyatifi ele aldı. Ha, ne kadar başarılı olur? Ne kadar bu konuda karşı tarafları ikna eder?
Bununla ilgili de önemli diğer taraflarında adım atması lazım diyebilirim ben. Çok teşekkür ediyoruz. Siyaset bilimci doçent doktor Ali Fuat Gökçe, Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Ata Özkaya ve Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel, değerli vaktinizi ayırdığınız için, katkılarınız için umarız umulduğu gibi olmaz. Bir soru sorabilir miyim acaba? Pardon Ata Hocam, duyamadım, özür dilerim. Bir soru sorabilir miyim? Mümkün mü acaba, vaktiniz var mı? Hocam süremiz tamamen bitti ama isterseniz çok kısacık. Tabii. Şunu soracaktım Melik Bey'e. Sayın Mahmut Abbas'ın açıklaması var mı Melik Bey konu hakkında? Ona ulaşabildiniz mi? Bir açıklama yaptı mı? Yani kesin yok, henüz yok. Diye. Henüz yapmadım, yok Ata Hocam. Ulaşın. Çok teşekkür ediyoruz. Hayır, bu ilginç. Yok, hayır Ata Hocam, ama gün içinde... Evet doğru hocam. Henüz yok. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür umarız ederim. Beklendiği gibi olmaz ve kısa sürede adil bir barışı konuşuyor oluruz diyelim ve analiz sentezi noktalayalım. Hoşçakalın.